Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim Şahin. Prensip Panel serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda prensip kurmuştuk artık. Şimdiki videoda ise iki tane maddemiz var. Videoları uzun tutmayacağım. Böyle kısa kısa tutacağım. Yani hem sizi sıkmamak adına hem de daha pratik olması adına. Şimdi birincisi prensip panelin görevini servis sağlayıcı yapma. Şimdi bakın burada görünümü değiştir bölümü var. Burada servis sağlayıcıyı seçtiğimiz anda şu an bizden giriş istiyor. Ama bir saniye, hatta admin'e girelim. Ayarlamışken. Galiba şey session kapandı sanırım. Hani oturum kapanmış olabilir. Normal. Buradan servis sağlayıcı seçtik. Bakın gördüğünüz üzere servis sağlayıcı bölümüne geldi. Şimdi nedir bu servis sağlayıcı? Önce ondan bir bahsedeyim. Servis sağlayıcı demek, yani bu sunucu sizin artık dışarıya hosting veya reseller satabilirsiniz demek. Yani herhangi bir müşterinizle artık hosting satabilirsiniz. Yani artık o görünümü alıyor Plesk. Tamamen hosting ve reseller satış için kendini ona göre dizayn ediyor. Görünüm olarak, sadece tasarım olarak. Tamamen bundan ibaret. Bir önceki görünüm ise hani basit görünümdü. Sadece bir hosting kullanıcısı gibi düşünün kendinizi. Hani onun gibi bir görünümdü aslında. Şimdi şuradaki bildirimleri hide yaparak şunları gizleyelim. Bunların hepsini uzantılar bölümünden göstereceğim. Bunların hepsi ayrı bir uzantı. Evet, şu an mesela diyelim ki şu kısmı, yani görüntü kısmını yanlışlıkla kapattınız. Yani şu çarpıdan kapattınız diyelim yanlışlıkla. Artık o geri gelmeyecek mi? Elbette ki gelecek. Tools and Settings bölümünde yine burada bir yerdeydi. Evet. Bakın burada Interface bölümünde. Bakın bu servis sağlayıcı bölümü. Bu da normal kullanıcı görünümü diyorsunuz. Değiştirdiğiniz anda değişiyor ona göre. Tamamen bundan ibaret. Yani sadece görüntü amaçlı aslında. Bir esprisi yok. Evet. Şunu yaptık. Şimdi gelelim Plus panelin varsayılan dediğini Türkçe yapmaya. Yine araçlar ve ayarlara geliyoruz. Sol bölümden. Tools and Settings. Bakın burada Language bölümü var. Plus birden fazla dile destek veriyor tabii ki. Sona gidiyoruz buradan. Buradan Turkish var. Bunu seçip Make Default diyoruz. Yani şu anda varsayılan dil Türkçe. Fakat uygulanması için çıkış yapmamız gerekiyor. Evet. Admin diyorum. Şuradan da Türkçe seçelim. Ne olur ne olmaz. Admin dedim. Şifre. Oturum aç dediğim anda artık gördüğünüz üzere her şey Türkçe. Ve şu an artık bizim için daha kolay bir kullanım alanı olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu videoda burada son buluyor. Lütfen kanalıma destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.